Erken uyarı devresi sisteminde neler yapıldı peki? Özellikle ilçede oturanlar anonslarla uyarıldılar. Çayların kenarında, çayın kenarında yerleşim yerlerinde oturanlar kısa mesajlarla uyarıldılar diyelim. Sadece bu da değil, işte şu köprüyü göstereceğim özellikle. Şimdi buradaki çaylardaki en büyük problem odun parçalarının, tomrukların, molozların köprülerin ayaklarının aralarını tıkamasıydı. Ama bu yeni yapılan köprülerle bu tıkanma da olmadığı için taşma olayının bir nebze önüne geçilmiş oldu. Dün buradan özellikle bu merkezden AFAD Başkanı ve Kastamonu Valisi bizzat buradaki işlemleri, operasyonları koordine ettiler. Dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum buradaydı. Bir dizi incelemede bulundu. Şu saat itibariyle hala incelemelerine devam ediyor diyelim. Şunu da söyleyelim. Evler boşaltıldı demiştik. Burada Bozkurt Devlet Hastanesi de tahliye edildi. Hastalar Abana Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdi. Ancak şimdi tekrar kapanan Bozkurt Devlet Hastanesi açıldı. Normal sistemine devam ediyor. Bir kaybımız var dedik. O kayıp içinde arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bundan Nilgün Bakaş. Ahmet'in bıraktığı noktadan devam edelim. Zira selin vurduğu Batı